Herkese merhaba. Bugün Google Ads dönüşümlerini bir form için nasıl kurabiliriz? Bunu sizlere örnek anlatmaya çalışacağım. Yani Google Ads reklamlarınız tıklandığında dönüşüm olarak formları nasıl izleyebilirsiniz? Bunun kurulumunu sizlere göstereceğim. Form dönüşümünü kurarken Google Tag Manager kullanmanızı işinizin kolaylaştırması açısından önermekteyim. Dönüşüm kuracağınız form web sitenizdeki iletişim formu, teklif talebi ya da ziyaretçilerin iletişim bilgilerini aldığınız bir form olabilir. Kanalımda Google Tags ile Google Ads dönüşüm konusunda WhatsApp, telefon dönüşümleri gibi birçok örnek video olduğunu da belirteyim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da rica ederim. Evet, şimdi kuruluma başlayalım. İlk olarak Google Ads hesabımızda araçlar ve ayarlar altından dönüşümümüzü tanımlayalım. Web sitesi seçiyoruz. Evet, burada manuel olarak dönüşüm işlemi ekleyeni seçebilirsiniz. Hedef ve işlem optimizasyonu olarak potansiyel müşteri formu seçebilirsiniz. Bu çok önemli değil. Bu kategori sadece görüntülemeniz veya listelemeniz için önemli. Dönüşüm adına da form diyelim. Bu dönüşüm işlemi için değer kullanmayı işaretleyeceğim. Çünkü web sitesinde normal bir iletişim formunun doldurulmasını ölçeceğiz. Bu ayarları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ön tanımlı geldiği gibi de kaydedebilirsiniz. Burayı atlıyorum çünkü burada Tag Manager kodunu vermiyor bize. Evet, dönüşümlerimi listelediğimde kurduğum dönüşüme basıyorum. Etiket ayarları ve Google etiket yöneticisini kullananı seçiyorum. Burada bize Google Tag Manager'da kurmak için gerekli olan dönüşüm kimliği ve dönüşüm etiketi verildi. Bunları birazdan Google Tag Manager üzerine tanımlayacağız. Şimdi gelelim Google Tag Manager kısmına. Yeni başlayanlar için önce kısaca şundan bahsedeyim. Yönetici bölümündeki Google Etiket Yöneticisini Yükle bölümünde iki parça kod vardır. Bu iki parça kodu web sitenizdeki tüm sayfalara öncelikle yerleştirmeniz gerekir ki Google Tag Manager ile web siteniz arasında bir bağlantı olsun. Ve Google Tag Manager'ı ilk defa kullanırken şurada değişkenler altında hepsi birden tanımlı gelmiyor arkadaşlar. Şuradan yapılandıra basarak şu form bölümündeki verileri açmanızı öneririm. Çünkü formları dönüşüm olarak eklerken bu değerleri kullanacağız. Şimdi etiketlere gelelim. Öncelikle bir etiket ekleyeceğiz. Bu bizim Google Ads dönüşümümüz olacak. Başlayalım onu eklemeye. Etikete isim verelim. Etiket yapılandırılması diyorum. Google Ads dönüşüm izleme olarak hazır etiket geldi zaten burada. Ve bize biraz evvel size gösterdiğim dönüşüm kimliği ve dönüşüm etiketi soruluyor. Bunları buradan Ads panelim üzerinden alıyorum. İlgili yerlere tanımlıyorum. Şimdi etiketimizi tanımladık. Bu etiketimizi çalıştıracak bir tetikleyici oluşturmamız lazım. Yani form doldurulduğunu bir şekilde göstermemiz lazım ki bu etiket çalışsın. Şimdi örnek forma gelelim. Basitçe hazırladığım bir form var bakın burada gördüğünüz gibi. Bunun kaynak koduna bakalım neler varmış. Şimdi burada form alanımız şurası. Şimdi burada bakın ayrıştırabileceği yani bu formun tetiklendiğini anlayabileceğim bazı değerler var. Mesela ID, sipariş veya class mavi ya da formun yönlendiği URL benim için bir değer olabilir. Ben şimdi ilk örneği sipariş yani ID kısmıyla vereyim. Evet, şimdi tetikleyicimizi oluşturuyoruz. Yeni bir tetikleyici oluşturacağım. Tetikleyicimize de bir isim verelim ve yapılandırmaya başlayalım. Şimdi form gönderme işaretleyeceğim burada. Bazı formlar diyeceğim ve click ID şunu içerir. Sipariş demem yeterli. Yani burada bakın form ID sipariş
geçmesi için de gerekli dedim. Ve formumu kaydettim. Şu anda dönüşümüm hazır, bağlamış oldum. Fakat ön izlemeye basarak test edeceğim, çalışıyor mu? Evet, bağlandı. Bakın burada şu anda form not fired olarak göründü. Form doldurduğumda bu eğer fired alanına giderse dönüşümü doğru yaptım demektir. Şimdi bir formu gönderelim. Evet, formu gönderdik. Ve gördüğünüz gibi form ateşlendi. Yani şu anda dönüşümü doğru kurdum. Bütün işlemleriniz Tag Manager üzerinde bittiğinde bu göndere basarak sitenizde yayınlamalısınız. Bunu unutmayın. Bazen insanın başına geliyor yani neden çalışmıyor gibilerinden ama bu göndere basarak bütün değişiklikleri web sitenizde yayınlamanız lazım. Şimdi bu formu ID üzerinden yani formun şuradaki sipariş olan ID'si sipariş olan değeriyle çalıştırmıştık. Bunu mesela ID'si yoksa class'ı varsa class'ı ile de yapabilirdik. Yani şuradaki mavi değerini alırım. Tetikleyicilere gelelim biraz evvel kurduğum. Bakın click ID sipariş içerir dedik. Bunu şöyle değiştirirsem click classes şunu içerir. Mavi dersem aynı şey. Bu sefer de class'ı ile çalıştırmış olurum. Şimdi bunu da deneyelim. Class'ı ile çalışan formu görelim. Tekrar bağlanalım. Evet, gördüğünüz gibi form şu an not fired bölümünde. Geliyorum. Ve formu göndere basıyorum. Ve gördüğünüz gibi class mavi şeklinde de formu tetikledik, çalıştırdık. Bir de URL ile yapalım aynı örneği. Kaynak koda bakalım. Evet, şöyle bir URL'ye gidecek form doldurulduğunda. Bunu da click classes değil de form URL şunu içerir dedim. Evet, form şu an ateşlenmemiş şekilde. Geliyorum, gönder diyorum. Ve form ateşlendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar formu hem ID ile hem class ile hem de URL ile tanımlamış olduk. Yani formun içerisinde hangi değeri kullanmak istiyorsanız ya da hangisi varsa bunlardan birini kullanarak Tag Manager üzerinden dönüşüm kurabilirsiniz. Şu anda tamamlanmış oldu dönüşümüm. Sadece yapmam gereken gönder diyerek bunu web sitemde yayınlamak. Bakın şimdi burada zaten yenilediğim zaman gördüğünüz gibi durum daha önce kaydedilmiş dönüşüm yok diyor. İlk dönüşüm geldiğinde de burada görüşmeler kaydediliyor ibaresi çıkacak. Web sitenizde telefon, WhatsApp gibi tıklamaların yanı sıra formlara da dönüşüm kurmanız önemli. Çünkü birçok kişi de form göndererek size ulaşmaya çalışıyor. O yüzden arkadaşlar biraz karışık gibi gelse de aslında oldukça basittir. Eğer web sitenizde formlar varsa onları da dönüşüm olarak eklemenizi öneririm. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Kanalda yayınlamamı istediğiniz konu başlıklarını da yorumlarda belirtebilirsiniz. Vakit oldukça ilgili videoları hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Herkese başarılar diliyorum.